Merhabalar, ben Proximate. Ben Soner. Bugün sizlerle iki bilgisayarı tek kasada birleştireceğiz. İncelemeye başlamadan önce benim çok merak ettiğim bir şey var. Neden iki sistemi bir kasa içinde topluyoruz? Şimdi öncelikle iki ayrı bilgisayar kullanabiliriz ama bir kasada iki bilgisayarı birlikte tutmak çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla yerden tasarruf ediyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, ben daha önce çeşitli platformlardan yayın yapıyordum oyun oynarken. İnsanlar sizi hem çözünürlük olarak kaliteli bir yayınla izlemek istiyor hem de siz de oyun oynarken kaliteli bir görüntü üzerinden oyun oynamak istiyorsunuz. Dolayısıyla sistem bir yerden sonra kasmalara başlıyor. Bu sizi oyundan atmalara, işte oyunda çeşitli şekilde takılmalara ve oyunu oynayamamanıza kadar gidiyor. Bunu önlemek için ikinci bir sistemi kurmak istedim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Birinci sistemden oyun oynuyorsunuz. Oyun oynarken istediğiniz çözünürlüklerde bilgisayarınızın full performansını kullanıyorsunuz. İkinci sistemden de capture card dediğimiz cihazlarla aktarım yapıp direkt bütün yayın ağırlığını ikinci sistem alıyor. Dolayısıyla hem oyun oynarken bilgisayarınızı birinci sisteminiz yani full sistem full performans kullanıyorsunuz. İkinci sistemi de yayın için full performans kullanıyorsunuz. Böylece ne oyun zevkiniz bölünmüş oluyor ne de sizi izleyenler için kötü bir yayın kalitesi sunmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda şu da var. Mesela en çok kasan sistemi nedir? İşte oyun oynuyorsunuz birinci bilgisayarda. Aynı zamanda kayıt yapıyorsunuz yüksek çözünürlükte. Aynı zamanda yayın yapıyorsunuz. İnanılmaz kasılmalar, atmalar, işte oyunda donmalar oluyor. Bunu önlemek için ben iki sistemi kurmaya karar almıştım. Şimdi ne yapacağız? Birinci sistemden oyun oynayacağız. İkinci sistemden hem kayıt yapacağız hem yayın yapacağız. Yani amacımız kısacası bu. O zaman dilerseniz incelemeye geçebiliriz. Evet. İlk olarak sizlere sistemlerimiz toplayacağımız kasadan bahsedelim. Kasamız Alman markası Corsair'e ait Obsidian 1000D. Bu kasanın en büyük özelliği aynı anda iki sistemi barındırıyor olabilmesi. Ana sistemi kurduğumuz bölümde Extended RTX, ATX, Micro ATX ve Mini ITX formunda anakartlar ve ikinci sistemde Mini ITX formunda tek çeşit anakart kullanabilirsiniz. Sistemleriniz için bir adet standart ve bir adet SFX formunda mini güç kaynağı kullanabiliyorsunuz. Boyutları 307, 697, 693 mm ve yaklaşık 30 kg ağırlığında ağır ve güçlü bir yapı. İki yan panel, bir ön panel ve bir üst orta kısım olmak üzere dört tarafında temperli cam mevcut. Yan paneller mıknatıslı ve arkadan menteşeli haliyle kolay erişimi sağlamış durumda. Kasanın metal panel kalınlıkları 4-5 mm'ye kadar çıkıyor. Ön panelde Corsair logosu ve ön üst kontrol paneli de modlanabilen RGB ışıklandırma özelliğine sahip. Ayrıca bu panelde 4 adet USB 3.1, 2 adet Type-C USB ile kulaklık ve mikrofon girişleri var. Kasanın arka üst kısmında ise güç ve sıfırlama tuşları konumlandırılmış. 8 yatay ve 2 dikey olmak üzere toplamda 10 adet ekran kartı genişleme slotu var. Yani kasanıza güçlü ekran kartlarından 5 adet bağlayabilirsiniz. Ayrıca dikey kısmı söküp yatay olarak da çevirebiliyorsunuz. Bu sayede yine ana sisteme paralel olarak ekran kartı bağlayabiliyorsunuz. Kasamızda 13 adet fan yuvası var. Ön tarafı 120, üst ve arka bölüm 120 hem de 140 mm fanların her ikisini de destekliyor. Anakartınızda bağlantı yapacak yer bulursanız bu kasaya 26 adet fan takabilirsiniz. Tabii bunu yaparsanız kablo ve bağlantı kablosu da ayrı bir dert. Ön ve üste birer, ana güç kaynağı alt kısmında bir olmak üzere toplamda 3 adet çıkabilir, mıknatıslı ve yıkanabilir fan filtresi var. Kasamız 120 mm'den 480 mm'ye kadar 7 farklı boyutta soğutma radyatör desteğine sahip. 6 adet 2.5 inç, 5 adet 2.5 ya da 3.5 inç SSD ya da hard disk yuvası var. Son olarak kasanın iç yan bölümünde yer alan dahili Corsair Commander Pro Control modelinden bahsedelim. Bu modül ile IQ uygulamasını bilgisayarınıza kurarak 4 ısı sensörünü, 2 LED çıkışını ve 6 fan girişi ile kasanızın RGB renk, ısı ve fan kontrolünü tek bir noktadan yönetebilirsiniz. Ayrıca 2 USB anakart bağlantı çoklayıcısı da ekstra bağlantılarda işinizi kolaylaştırıyor. Ana bilgisayarımızda Intel Core 6 çekirdekli 8. nesil 4.7 GHz'a ulaşabilen 12 MB ön belleğe sahip 95 W enerji tüketen i7-8700K işlemcisi var.
LGA1551 soket, Z70 Intel Yonga seti, 4 adet DDR4 bellek yuvası, AMD 3 yönlü ve Nvidia 2 yönlü paralel ekran kartı bağlantı desteği, çift M.2 SSD hafıza yuvası, kişiselleştirilebilen RGB ışıklandırma modu, Bluetooth 4.2 desteği, arka panelde ise optik ses çıkışı ve altın kaplama bez ses jack'ı, 10 USB girişi, 1 HDMI ve 1 DisplayPort girişine sahip oyunculara özel tasarım Asus ROG Maximus X-Code Z370 anakartımız mevcut. Ana sistemimizde tasarım ve performans olarak birçok ödül almış, toplamda 32 GB olan 8 GB'lık 4 adet G-Skill Trident Z modeli bellek kullandık. RGB görsel ışık moduna sahip bu RAM'ler Asus AeroSync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync ve ASRock Polychrome Sync yazılımları ile uyumlu. Alüminyum soğutma bloklarına sahip her bir bellek 3200 MHz hızında ve her biri 1.20 ile 1.35 volt arası enerji tüketiyor. Gecikme değerleri ise 16, 18, 18, 38. Ekran kartımız RTX teknolojisi öncesinde en üst düzey ekran kartlarından olan EVGA ICX GeForce GTX 1080 Ti. Çekimlerimize yetişmedi ama yakın zamanda ana sistemimizi 3000 serisi RTX yeni bir ekran kartıyla yükselteceğiz. Hafıza olarak işletim sistemimiz için 500 GB'lık Samsung 960 EVO M.2 SSD'miz, oyun kurulumu için ise OCZ Radeon R7 ve SanDisk Extreme Pro 480 GB'lık SSD'lerimiz mevcut. Son olarak da fotoğraf, video, program ve benzeri yedeklemeler için 2 TB kapasiteli 3.5 inç boyutlarında Western Digital marka bir HDD'miz var. Güç kaynağı olarak 1200 Watt'lık 80 Plus Platinum sertifikalı ve modüler kablo çıkışa sahip Corsair HX1200 modeli mevcut. Şimdiye kadar saydığımız donanımların tamamı halihazırda kullandığımız sistemin birer parçasıydı. Burada size bahsetmediğimiz sadece fanlarımız ve işlemci soğutucumuzdu. Ana bilgisayarımızda daha önce yer alan 280 mm'lik radyatöre sahip NZX'te Kraken X61 model işlemci soğutucumuzu bir sonraki yeni versiyonu olan Kraken X62 ile indirdik. Kraken X62 modeli de yine 280 mm'lik radyatöre ve dinamik RGB ışıklandırma modlarına sahip her şey dahil bir sıvı soğutucu. Evet, toplama işlerine başlamadan önce bir kasamızın son haline bakalım. Evet, yakından baktığımızda az biraz tozları görüyoruz. Kasa çok kirli değil ama temizlenmesi gerekiyor. Temizlik işi içinde tabii ki burada bir adet elemanımız ve elinde ben ve son hava bükücü bu işe talibiz. Evet, Soner şimdi tozların arasında boğulmaya hazır. Evet Soner'cim, buyur başla bakalım. Anlattığımız gibi kasamızda güç kaynağının hemen üstünde yatay olarak konumlandırabildiğimiz ikinci bir mini sistem kurabiliyoruz. İşlemci olarak Intel Core 9. nesil 6 çekirdekli 4.6 GHz'a ulaşabilen 9 MB ön belleğe sahip 95 Watt enerji kullanan i5-9600K modelini tercih ettik. Anakartımız oyuncular için özel tasarlanmış Mini ITX formunda Asus ROG Strix serisinin Z390i Gaming modeli. LGA 1151 soketine Intel Z390 Yonga setine sahip hem 8. hem de 9. nesil Intel Core işlemcileri destekliyor. Asus AeroSync uygulaması RGB ışıklandırma modu sayesinde kasanız rengarenk. DDR4 4500 Plus desteğine sahip çift bellek slotu var ki birçok Mini ITX anakartta sadece bir bellek slotu var.
Çift M.2 SSD hafıza yuvasına sahip olmasıyla standart SSD'yi kullanmadan hem işletim sistemi hem de yedekleme için M.2 hafızalarını kullanarak yerden ve kablo kaosundan kurtulabilirsiniz. Karşınızda anakartımız ve kutu içerisinde çıkan aksesuarlarımız var. Hemen ne var ne yok göz atalım. Bir adet kullanım kılavuzu, bir adet Public of Gamers sticker seti, bir adet destek DVD'si. Ürünümüzü aldığınız için teşekkür ederiz şeklinde bir kart. Wi-Fi anteni, standı ve kablosu bir arada. Bir adet 80 cm uzunluğunda adres nedir LED için uzatma kablosu. Burada 4 tane poşet içerisinde SSD'lerimiz için vidalar ve montaj aparatları var. Bir adet ön panel bağlantı kablosu. Yalnız çok kısa bir kablo, bilginiz olsun. Kablolarınızı daha düzenli bir halde toplamak için plastik kilitler. 4 adet SATA kablomuz var. Anakartın arka kısmında bir DisplayPort, bir HDMI çıkışı, bir lokal ağ, 7 USB çıkışı, 5 ses çakı ve bir optik ses çıkışı mevcut. Birçok mini ITX kartı bu kadar ses çıkışı yok. Ayrıca diğerlerine genel olarak sadece HDMI çıkışı ya da DisplayPort çıkışı tek olarak yer alıyor. Z390i Gaming anakartımız Bluetooth 5.0 ile 2.4 ve 5 GHz çift band frekans destekli kablosuz veri ağını barındırıyor. Tüm bu ekstra özelliklerle anakartımızın piyasadaki diğer mini ITX anakartlardan çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biz yine de ekonomik olması amacıyla bir adet işletim sistemi için 512 GB kapasiteli Intel M.2 SSD ve bir adet yedekleme için 2.5 inçlik 480 GB kapasiteli SanDisk SSD Plus modellerini kullandık. Bellek olarak yine G-Skill marka kırmızı renkli 2 adet 8 GB RipShells 5 DDR4 RAM kullandık. Bu ürün piyasada 5 farklı rengini bulabilirsiniz. RGB özelliği barındırmıyor ama üst kısmındaki alüminyum soğutucularıyla 2400 MHz hızı ile ekonomik bir tercih. Her biri 1.20 ile 1.35 volt arası düşük bir enerji tüketimine ve 15-15-15-35 gecikme değerlerine sahip. Bu sistemdeki 240 mm radyatöre ve dinamik RGB ışıklandırma modlarına sahip her şey dahil işlemci soğutucumuz NZXT marka Kraken X52 modeli. Gelelim soğutma için kullandığımız fanlara. RGB'ler artık bilgisayarlar için vazgeçilmez. Biz de bu yüzden 13 adet RGB fan, 4 adet de RGB olmayan fan kullandık. Sistemimiz için 10 adet Aygo marka DR12 Pro 120 mm'lik fanlar ile Corsair marka LL 140 140 mm'lik fanları tercih ettik. Şimdi dilerseniz bu fanlara yakından bakalım. Hızlıca kutuda neler var bakalım. Ortası cırcırtlı, çift taraflı sabitleme bandı. Modülü anakarta bağlayan anakart senkronize kablosu. 13 tuşlu kumanda. Sekiz fan girişli kontrol modülü. Son olarak 5 adet fan, 20 adet siyah renkte sabitleme vidaları ve kullanım kılavuzu mevcut. Boyut olarak fanlar 120'ye 25 mm ve 11 bıçaklı. DC 12 volt enerji tüketiyor. Dönüş hızı yaklaşık 1200 RPM. Hava sirkülasyonu 38 CFM ve maksimum gürültü değeri 16 desibel. Fanların iç kısmında hidrolik rulmanlar kullanılmış. Kontrol modülünde fan hız, renk modları ve LED hız manuel kontrol düğmeleri, sol ve sağ yanlarında 4'er adet toplam 8 tane 6 pinli fan çıkışları, alt sol ve sağda 3 pinli birer LED şerit bağlantı çıkışı, üst tarafta 4 pinli çift yönlü güç kaynağı bağlantı kablosu, alt tarafta anakarta bağlanan 2 pinli sıfırlama, hemen sağ yanında ise 4 pinli anakart senkronizasyon çıkışları mevcut. Fanlarımızın en fazla 8 tanesini görmüş olduğunuz fan ve RGB kontrol modülüne bağlayarak kumanda ya da anakarta ait RGB yazılımınızla tüm sistemi ile senkronize olarak kullanabilirsiniz.
Kumanda üzerinden RGB ışıklandırmayı kapatabilir, fan hızını ayarlayabilir ve onlarca hazır renk modlarından istediğinizi seçebilirsiniz. Biz 8 fanı ön panelde ve son 2 fanı 240 mm'lik arka radyatörümüzün iç kısmında kullandık. Dolayısıyla bir fan modülüne maksimum 8 fan bağlanabildiği için iki modülde kullanmak zorunda kaldık. Tek kumandanın iki modülü aynı anda kullanabilmesi 10 fanın da senkronize çalışması açısından kullanışlı olmuş. Fanlarımız piyasada isim yapmış markalara göre fiyat ve performans olarak fazlasıyla yeterli. Fanların her birinin kablo uzunluğu ise ideal boyutlarda. Fanlardaki tek kablo bağlantısı ile montajı bayağı bir pratikleştirmişler. Malzemelerin kalitesi oldukça ideal. Kumandalarla birlikte kutuya pillerin dahil edilmesi bizler için hoş bir sürpriz olmuş. Biz bu RGB fanları çok beğendik. Sessiz çalışması, ekonomik olması ve ihtiyacımızı fazlasıyla karşılaması dışında bize göre iki eksisi var. Kontrol modülü 4 pin çift yönlü dişi erkek Molex bağlantı yerine daha yenilikçi olan SATA güç bağlantı kablosuna sahip olabilirdi. Ayrıca 8 yerine 10 fan bağlantı noktası olsaydı, 2 kontrol modülü yerine sadece bir tane kullanılır, daha az kablo ve karmaşa olurdu. Corsair LL140 fanlarını 2 ayrı kutu olarak satın aldık. Tek fan olan ilk kutu açılımı hızlıca yapalım. Kutunun tamamını 140 mm'lik fanı ve alt kısımda yer alan kablonun kendisi kaplıyor. Bunun haricinde kutumuzdan bir tek garanti koşullarından bahseden bir adet kağıt ve 4 siyah renkte montaj vidası çıkıyor. Kablolarına yakından baktığımızda iki ucunu görüyoruz. Bunlardan iri olan fan hızını, ince olan ise RGB ışıklandırmasını kontrol ediyor. Şimdi ikinci kutumuzu açalım. Bu kutu içerisinden 3 ayrı farklı kutu daha çıkıyor. Bunlardan ikisi fanların kendisi. Üçüncü kutuda ise kullanım kılavuzu, modül ışık bağlantı kablosu, 6 çıkışlı SATA güç bağlantılı fan hub modülü, Lightning Note Pro anakart USB bağlantı kablosu ve 8 adet siyah renkte montaj vidası çıkıyor. Bu ufak Lightning Note Pro modülünde SATA güç bağlantı kablosunu ve 3 pinli çift led çıkışını görüyorsunuz. Fanların her biri 140'a 25 mm boyutlarında ve 22 gram ağırlığında. 16 ledli ve 9 bıçaklı. Hidrolik rulmana sahip fanlarımız 7 ile 13.2 volt arası enerji tüketiyor. Maksimum dönüş hızı 1300 RPM. Yüksek hızda bile düşük desibelde çalışan fanlarımız kaliteli bir üretime sahip. LED ışıklandırması piyasadaki diğer modellere oranla çok daha parlak ve güçlü. Dayanıklık ve kullanım süresi olarak daha uzun ömürlü ve 2 yıl marka garantili. Eksi yönlerine gelirsek, fanların kurulumu çok da kolay değil. Tek modül yerine iki modül kasanın içindeki hem kalabalığı hem de kablo yoğunluğunu arttırıyor. İki modül için de tek bir bütünleşik modül yapılabilirdi. Her iki modül de ayrı ayrı güç gereksinimi duyuyor. Ürünler çok kaliteli ama çoğu kullanıcı için pahalı gelebilir. Fanların LED ve hız kontrolleri için sadece uygulama değil, harici bir kumandası olması hoş olabilirdi. We'll be right back.
Evet, şimdilik size aktaracaklarımız bu kadar. Bize destek olmak isterseniz kanalımızı takip edebilir, videolarımızı beğenebilir ve yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Üç, iki, bir. Merhaba. Önce ben diyeceğim oğlum. Hayır, bir şey yok. Oldu mu? Bizim kasamız Corsair markasına ait Obsidian 1000'de. Şeyde, bu kasanın en büyük özelliği iki bir tane bilgisayarı içine alabilmesi. Beyrin. Tamam. Kırmızı baksana, yanıp sana sağlık. Hiç görmüyorum ki orayı. Evet. Uzun bir süre bir şey görebileceğimi sanmıyorum sayın sevgili Seray severler. İlk olarak size... Normal şöyle şimdi çekiyorum. Barındırıyor olabilmesi tamam, ne kadar zor bir şey ya. Şey yok ya, barındırıyor olabilmesi değil. İki sistemi kurulabiliyor oluyor biliyorsun. Yok, barındıracağım ben. Ben şimdi orayı özellikle vurgulamam. Bana zoom yap. Toplamda 33 gigabayt. Bu sonra gigabaytla ilgili problem var. Gigabayt diyemiyorum arkadaşlar. Z modeli Bellek. LightSync ve Astro. Oo, biraz zormuş. MSI Mystic LightSync. Ne lan bu? MSI Mystic LightSync ve Astro Polychrome Sync yazılımlarıyla uyumlu. Allah da bunun belasını versin. Böyle renk mi olur ya? Öyle isim bu. Polychrome Sync. Polychrome Sync. OCS Radeon R7 480 Extreme diyemiyorum ya. Extreme demiş. Extreme oynuyordu eskiden. Extreme. Murat abi. OCS Radeon RAW. İlk SSD'miz, oy kurumu için OCZ Radeon R7 480 GB ve SanDisk SSD. Corsair HX 1200 PSU'muz mevcut. HX de lan. HX ne? HX. Yepis yeni böyle, gıcır. Jelatininden yeni çıkmış. Şimdi kadar saydığımız donanımların tamamı 3. Fanlarımız yani bizim fanlarımız var. Geliyorlar burada bağırıyorlar. Proximate bazıları İngilizce. Proximate diyor böyle. Onlar da var tabii. İlk başta da dediğimiz gibi kasamızda çok güzel yani müthiş bir kasa. Konumlandırabildiğimiz gibi aynı zamanda kurduğumuz anakartımız oyuncular için özel tasarlanmış Mini ITX formunu. Ne yapıyorsun lan? Ana bak. Gözüm kaydı. Lega 1151 soketine Intel. Intel Sindel. Intel o zaman. 3, 2, 1. Ben hazır. Ben, paylaşabilir. Ben sizinle takip edebilirsiniz. Bu video ben altına yorum yaptım. Yorum önemli. Yorum yaptım. Ben sizinle onlara yapsın. Sen videoyu sen güzel çekiyorsun. Sen video çek. Evet. Onlara yorum yap. Yorum yap ulan. Lan 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 denir mi? Lan denmez. Hadi. Seyirciye lan denmez.